Aynen. Oğlum sen ne yapıyorsun yukarıda? Arkadaşlar pikniğimiz de bitti. Muhabbetimizi yaptık. Yavaştan dönüşe geçiyoruz. Karanlığa kalmayalım diye. Şöyle hafif hafif ilerleyelim bakalım. Canavar. Aynen. Lastiklerdeki çamurları bir atalım. Yani bir yoklayalım yavaştan. Balataların araları hep çamur girdi. Fren ara ara boşa çıkıyor. Araya çamur giriyor çünkü sürekli. Arada ön freni yokluyorum. Her yer çamur. Kar erimeseydi bu kadar zorlanmazdık. Harbiden. Yerlerin ıslak olması, çamur olması bayağı bir zorladı bizi. Bakın en ufak çamurda direkt motor yanmamaya başlıyor. Lastiklerin dişleri çok çabuk kaplanıyor çamurla. Yani smart plan'de dişli lastik olmasına rağmen yemiyor. Buraya crosslarla gelmek lazım. Yani işte ATV'ye, arazi aracına gelmek lazım. Frenler bayağı bir sıkıyor şu anda. Sanki frene basmışım gibi ön frenler. Bu çamurları atabilsek iyi olacak. ABS çabuk devreye giriyor ve frene basmıyor. Arka freni bayağı kurtardım ama ön frenle hala sıkıntı var şu anda. Köyde olmazsa ilk ayıp manavga köyde inmek lazım. Risk atmamak lazım motorları. Çamur ön freni kaplamış ya. Boşa çıkıyor sürekli fren. ABS hemen devreye giriyor. Tekikler var ya. Aynen. Yer yemyeşil. Çok güzel bir yayla burası arkadaşlar. Yolunuz içerisinde bu taraflara uğrayın. Videolarda da gördünüz zaten çok sessiz. Hafta sonları offroadçular hariç zaten kimse çıkamaz su sıcağınasına. Manavgat'ın offroadçu arkadaşları hariç. Onlar da bugün gelmemişler. Hoplaya hoplaya gidiyoruz. Nereden geçtik lan buradan? Otoban mı?
Arkadaşlar burası Bel Yaylası'nın tam orta noktası. Gördüğünüz gibi dağın başında güzel bir düzlük var. Burada çeşme. Kar mevsiminde bu bölgede kara boğuluyor. Burası da buzlanıyor. Şubat'ın sonuna doğru geldiğimiz için artık karlar giderek erimeye başlamış. Bakın zaten eski yağan karları görüyorsunuz. Artık yavaştan dönüşe geçiyoruz. Benim köye indiğimizde orada bir karar vereceğiz. Motorları yıkayıp birazcık takılıp evde, köy evinde zaman geçirebiliriz belki. Eğer direkt inelim derlerse arkadaşlar Manavgat'a direkt inişe geçeceğiz. Asfalta çıktık, dönüşe geçtik. Görüyorsunuz Balata'daki tren diskindeki çamurları. Duman çıkıyor. Valla. Koku var değil mi? Buralar nerede? Onlar nerede? Lastikleri bir kontrol edelim. Sanki ön çamurluktaki çamur lastiğe sürtüyor gibi. Arkadaşlar ön çamurluğun içerisi komple çamur dolmuş. Yani nereden baksanız 5 kilo çamur çıkardık çamurluğun içinden. Kasıyordu bayağı motoru. Hafif de böyle duman atmaya başlayınca ben zannettim ki frenler kasıyor. Meğersem lastiği kastırmaya başlamış. Çamurlukların içini temizledik hepimiz motorların. Şimdi köye iniyoruz. Orada bir motorları yıkayacağız. Bu şekilde Manavgat'a inilmez çünkü sakat. Manzarayı da bir yandan size çekiyorum böyle. Vallahi iyi ki erken fark ettik. Arkamdan Umutcan da söyledi. Senin motordan hafiften duman geliyor diye, koku geliyor diye. Meğersem çamurluğun içindeki çamur lastiğe baskı yapıyormuş. Şimdi motor bayağı bir rahatladı yani, akıyor. Offroad motorlarında boşuna o çamurluklar yukarıda değil. Güneş de batışa geçti. Manzara efsane. Serhat var ya aşağıdan basıp gidecek şimdi. Aşağıdan basıp gidecek, bizi görmeyecek. Arkadaşlar manzaramız bu. Nasıl? Oldukça fazla sis var Manavgat'ta ama açık olsaydı canavar gibi bir görüntü çıkardı. Debriyajın ucunu kırdık. Motoru buzlu zeminde yan yatırınca, ama zaten adamlar bunu kırılsın diye yapmışlar. Bakın görüyorsunuz buraya çentik koymuşlar. Yani tamamı kırılmasındansa, eğrilmesindense bu parça ilk darbeyi alıp kendisini atıyor. Şu anda o parça kırık. Zaten uygun bir fiyatı var bunun. İnternetten bakarım, orijinali ucuzsa orijinalini takarız. Orijinal ucuz değilse ayarlı manetlerden bir tane takarız kısa zamanda buna. Şu anda da ama 3-4 parmak basacak şekilde rahatça çalıştırabiliyorsunuz debriyajı. Herhangi bir sıkıntı yok görüntü dışında. O da zaten önemli değil. Motorun geri kalanında bir sıkıntı yok. Yattığında koruma demirlerinin üzerine geldi. İlk darbeyi zaten debriyaj aldı. Burada bile en ufak bir pürüz yok şu anda. Engine'in sol tarafında.
arkadaşlar, köye sağ salim iniş yaptık. Şimdi burada bir karar veririz. Manavgat'a mı iniyoruz yoksa köyde motorları yıkayıp birazcık soluklanacağız mı diye. Arkadaşlar arkamda gelsinler, bir konuşalım bakalım. Ne yaptık? Manavgat mı, ev mi? Siz seçin. O zaman şeyi seçin. Burada motor yıkayıp biraz soluklanalım, çay may mı? Bana burası da uyar, sıkıntı yok, ev boş. Bura mı? Tamam. Kuru gelmeyecek mi? Oğlum çok yavaş git o zaman, dikkat et. Ağır git. Umutcan aramızdan ayrıldı. Onun Manavgat'ta işleri olduğu için ben erkenden gideyim dedi. Serhat, Ahmet ve Mehmet'le beraber bizim köydeki eve geçiş yapıyoruz. Biraz oturalım, bir çay demleyelim. Karnımıza bir kısa bir yemek yapar yeriz. Hem motorları bir yıkarız. Ayşe abla, ben Mutlu. Nasılsın? İyiyim, iyi. Hadi ben yürüyorum. Bir yukarıdan belden geliyoruz da motorları yıkayacağız, biraz soluklanacağız. Tamam, tamam, aşağıdayız. Köydeki komşumuz, akrabamız. Şöyle koyalım. Burası da bizim köydeki ev. Dağ evine geldik. Arkadaşlar turumuzun sonunda köydeki evimize geldik. Umutcan burada ateşi canlandırıyor. Yemeğimizi ve çayımızı koyduk. Burada da Serhat motorunu yıkıyor. Umutcan da kayınço motorları yıkadılar, çektiler kenara verandaya. Benim motoru biraz ıslattık. Şimdi Ahmet ve kayınço isfosu yıkıyorlar. Çıkan çamurları görüyorsunuz. Yıka yıka bitti. Botlar bu şekilde. Ateşimizi canlandırdı sağ olsun. Sonumuz geliyor. Motorları yıkamaya devam. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Yapanlar var ya, böyle geliyor kardeş. Aynen aynen. Ahmet'in ellerine sağlık. Meyve sularımızı da koyduk. Bu akşamı noktalıyoruz. Bir dahaki turda görüşmek üzere. Acılı mı, acısız mı? Acılı. Susuz, orada hani bir viraj dönüyordu. Orası mıydı? Siz gittiniz ya. En son döndüğünüz yerden 200-300 metre sonra şöyle bir kıvrılıp hadi ya iniyorsun aşağıya, orası. Ekşili soslar, bilmem neler. Bunlara hiç bilmediğim şeyler. Çiğ köfte sosu çok acı. Ha, bunun bu arada yarısı şey ha. Acılı, yarısı acısız. Acılı olan belli. Şöyle acı. Şöyle. Ayakkabılar koca ayak. Acısız, renkli. Piknik zamanı. Tepemizden çekme oğlum, kelimiz çıkıyor. Tepede sıkıntı yok, hepsi kel zaten. Sıkıntı yok. Tıkıntı yok Ahmet. Arkadaşlar manzara çok iyi. Neye oturayım? Başa mı oturayım? Hava şansımız da süper. Aa, yarım mı yaptın? Her yer yemyeşil. Ay! Motorları karşıya bıraktık. Ulan Mutlu nazarın değdi ha. Değer. 20 yıllık eşofmanın belinde. Of. Diktir. Gene
Ne oldu lan, ne gülüyorsun? Ses şey aklıma geldi. Hani davarlar sürekli otluyor ya. Aşırt. Mutlu turdan önce de demiştim ben. Adamın biri durduğu yerde yana yatırmış 10 bin hasar kaydı var diye. Harbiden abi. Sen de nasıl oluyor demiştin. Debriyaj kolunu değiştireceğiz. Allah'tan basılıyor. Basılmazsa sıkıntı. Midir'e çıktı. Motorun 10 bin lira değer kaybetti şimdi. Almaz kimse. Düşmüş motor. Yan yapmış. Yan yapmayan motor mu? İlanlarda var ya. Durduğu yerde yan yapmıştı. Söylesen inanmaz. Her sektir lan düşmüşündür de. Halbuki öyle oldu yani. Ahmet'inki öyle mesela. Çınk diye bir ses geldi. Arkamı var ya dönerken ulan dedim benim motor düştü. Bir baktım Ahmet'inki oh dedim. Ahmet'inkinin ruhunda var ama ya. Değil mi? Arazi için düşeceksin, kalkacaksın, hoplayacaksın. Başka bir çalışmadı onun motoru. Olay çalışmıyor. Devrilme sensörü var diyor. Bununki de çalışmıyor. Biraz durduktan sonra çalış. Kesiyor demek ki yakıtı devrildiğini anlayıp. Sen şeyi takip etmiyor musun Zafer Hoca'yı? Zafer Akçay'ı. Evet. Ahmet Bey, dedik birkaç biliyorsun herhalde. Bu söylediği bir bilgi evet, evet. Şey değil mi? Dua yeni. Aynen. Öğretiyor bir şey. Zafer Alagöz. O zaman biraz bekle çalışır demişti de. Bu ne oğlum, bir şey sekiyor bunun üstünde. Neyse. Gemli mi neydi? Ulan burada o göbelek böbelek dedikleri şeyden yok mudur? Var. Her yerde var, topluyor var. Ne? Kuzu göbeği. Kuzu göbeği diyorlar ya hani ha. Şu bilmem kaç yüz milyonluk mantar. Abi tutsan alıversene şunu. Sosu atsanız abi. Şunu o sosları ben hayatımda yemedim. Ne işe yaradığını da bilmiyorum. Tatları güzel. Tokacı mokacı diyor üstünde. Hoppa. Ne gülüyorsun lan? Çok acı sos. Hadi acaba. Tam gelirken ağaca geldi bir yağmur, bir fırtına. Yolun yanları şey. Bir tane yeni, bir tane BMW. 5 mi 3 mü bilmiyorum. Lan bir yapıştırıyor, o yapıştırıyor, ben yapıştırıyorum. O virajlara geldik tamam mı? Aa dedi. Babam dedi ki, aa dedi senin yerlere geldik. Dedim, düz yolu sevmiyorum ben. Ben burayı çok seviyorum virajları dedim. Peder de seydi şeyde, aa dedi senin yola geldik dedi. Bir yapıştırıyorum bizimkinin hiçbirinden ses çıkmıyor kuru. Bir sağa yatırıyorum arabayı, bir sola yatırıyorum. Böyle gık yok, anlandım bile. İkiz aynasından bakıyorum, hepsi yolu izliyor. Peder'le mi gittin siz? Peder'de götürdüm. Gelmeyeceğim diyor. Dedim ki sen gelmiyorsan, bak az bir gün önce söyledim. Öyle bir şey demedi tamam mı? Sabah baktım hazırlanmıyor. Tamam mı? Kahvaltıda dedim ki. Dedim ya ikiniz de geliyorsunuz ya ikiniz de gelmiyorsunuz dedim. Ben aşağı iniyorum 10 dakikaya çıkıyoruz dedim. Baktım 10 dakikaya hazırlanmış başa da. Görsün dedim adam Çankırı'nın son halini. Bir daha ne zaman gideceğiz, nasıl gideceğiz? Bok gibi olmuş. Her yerde 15-16 katlı evler. Oğlum o videolarda motorun arkası nasıl çıktı abi? Güzel gidiyor, sola gidiyor. Demin sen şurada inerken bu çok iyiydi. Bir o tarafa atıyor ayağı. Yalnız anladım ben motor neden zorlandığını. Bir de yukarı yokuşları giderken teker de izin vermiyor dönmeye. Ben de ağırım, motor da ağır. O kokunun gelmesi normalmiş yani. Şu yol bugün güneşte kurusaydı inerdik. Ben size niye kalıyorsunuz demiyorum ki. Ha. Çayı burada da içelim, orada da içelim. Orada olmadı bir de makarna yaparız. Burada bir içelim misin oğlum ya? Ne yiyeceğiz? Yapabiliyorsanız. Her şey yok. Ne var her şey? Pilav, ovu falan filan bir şey var. Ahmet Ahçıbaşı ya. Paket noodle var, makarna var. Ahmet çok güzel pilav yapar. Peynir zeytin var. Suyu. Tayın var. Köyde aşkı kalmıyor ya. Köyde bir de tavuk alacaksın oradan. Hacı birazcık sık, kapa. Sık sık. Hem sıcağı kaçmasın. Oğlum bunlar niye? Şimdi doldur. Ali abinin tavuk yok mu? Vardır. Gelecek mi tavuk varsa? Ha? Hayır bir tanesi size şey yapsın. Yumurta falan var lan. Kırar yumurta. Yumurtaya gerek yok oğlum. Tavuğu direkt yapsın işte. Alın adamdan. Sakmeni falan yok mu ya? Restoran mı lan bura? Ha? Ne bileyim. Vardır. Adamlar koymuştur diye düşündüm. Yaparız bu. Ne olsun parasını verin adama. Ver. Şey yaparım ya. Elini nasıl kirlettin lan? Aldır diyelim. Kirlettin mi? Kirlenmez ya, ondan bir şey olmaz ya. Ben öyle var mı diye sordum. Siliver pantolonu ha. Pantolonu silebilirsin zaten.
Pantolon senden kirli. Arkadaşlar çayımız hazır. Oo, arkadaşlar da mı buradaydı? Arkadaşlar da burada. Şunları niye yemiyorsunuz ya? Mutça. Bir tane mi aldım? Lan ne güzel, arkada bak güneşli yerler var. Geldik buraya oturduk. Bak. Görüyor musun arkayı? Gidebilsek şu ova şöyle dolanıyor arkaya. Bayağı büyük bir ova var orada. Sandı ya adam. Of diye girdik şimdi ya. Of. Evet, kabul edelim. Şuradan geçince yarması lazım. Yani bunu öyle olmaz. Yap, direkt aldığı üstüne attı. Kurut ya en azından. Başkan evet, bak Decathlon'dan aldım bunu. Kaç para? 1000 küsür lira. 1100 lira mı ne? Bunun aynısının botu da var. Bot yoksa. Olmaz o bot. Nasıl su geçirmez? Hayır, bu su geçirmez de artık su geçirir. Ben de hiç ölmüyorum. Bilek yüksek bir şey almak lazım. Bak, bu da su geçirmez değil yani. Ya, işte bota mı su geçiriyor ya? Neyle karşılaşacağımızı bir dahaki sefere en azından kestirebilirim. Bundan. Abi bizim turlar hep böyle. He, şundan işte şu tarz. Hep böyle yani. Mutcan in şunu be. Ya tamam hocam, ben yeşillik yedim. Neyse de akşama kalmaz. Değiştiririz ya, onu Fatih de vardı da. Mor, kırmızı, sarı. Debriyaj oldu belli olsun. Şeyli ayarlı da olur, güzel olur. Ayarlılardan takdir olmadı bir tane. Hayır, olmadı mobilettekini sökerim ne olacak? Gerçi mobilet de yok lan. Debriyaj yok. Birininkini sök mobileti. Bir tane siyah mat öyle al, ayarlı. Orijinal alma. Ayarlı evet. Manet için de değiştirdim ben. Ayarlı da ısıtma alacağız mı? Abi o şart ya. Çok da basit, çok da ucuz bir şey ya. 300 lira lan para değil. Monero mudur nedir? Herkes ondan alıyor. Yani BMW falan alıyorlar. Şey diye, performansı diye. Dördüncü kademede çıplak elle elleyemiyorsun. Elini yakıyormuş eldivenle böyle. İkide falan kullanıyorlar. 1 ve 2. 1, 2, 3, 4 diye. Dördüncü kademe çıplak elle elleyemiyorsun. Nasıl elci kısmı var? Azmış lan, çok az. Kaç yıllık çam oynadık bilmiyorum ya. Yukarı baksana şöyle bak, başı nasıl dönüyor. Ağaç yıkılıyor gibi. Bugün şey yok mu ya? Geyik kanı. Bugün o yok. Umutcan cep şeyiyle getirmiş olabilir. Cep termos. Cep akış. Getirecek mi? Çok kalabalık olur. Herkes bir yudum çekse biterdi. Şu Ahmet tadına varamadım abi. İki yudum çekeyim der. Abi bir binin ya. Şu cepeyi bir çıkın motorumla ya. Motorlar pert oldu. Ahmet yalnız bugün de perde çıkaracak da. Başı çeker Ahmet'e. Ahmet bugün çok eğlendi ya. Gidiyor pata pata gidiyor. Çayımız hazır. Gidalip de senin motor. Gidalip de senin motor. Ya senin motor değil aslında. Senin motor olayı değil. İşte Mutlu'nun motor, senin motor. Arada hikayede atalım oldu böyle. Hikayesi kalmıyor mu? Ya çamurluk ya. Çamurluğu çıkarsak gene sıkıntı olacak. Hiç paylaşmıyorum. İlk defa attım işte. Çamurluk olmasa motorda. Geçti artık ya. Nasıl evet. Sıyırıcı yok onu anlamadım ben sende ya. Var ya artık bir tane sıyırıcı önde yok mu? Doluyor. Çam iğneleri oraya şey gibi oluyor. Artık sonra yapıyor. Çamurla birlikte bir taş gelip çamurlukla tekeri bir sıkıştırıyor. Onun muhabbeti o. Taş gidiyor, çamur taşı alıyor, yukarıda sıkışıyor. Kibar gülüş. Aynen. Şey değişiyor. Kapalı çekiminde davranışları böyle değişiyor. Ağzını kapatıp gülüyor. Ses tonu şeye kaçıyor, doğaya kaçıyor. Kalınlaşıyor. Yalnız var ya arkayı da hayvan gibi doldurdular. Anneannem 4 tane vacisi vardı. O virajlarda var ya of. Arkası o yerde yapışık zaten. Hiç şey yok abi. Acayip beğendim yani uzun yol performansı. Ceket giyemiyorum lan. Onlar hep sıkıntı. Yaşlanıyorsun. Bende olmuyor mesela. Yüzme oğlum, yüzme. Yüzün oğlum, yüzün. Spor namına bir şey yapmıyor ki adam. Deniz çocuğuyuz, deniz. Lan vallahi bilerek yapmadım ha. Yemin ederim unutmuşum şuraya, ya. Şuraya otur lan, kamera çekmiyor bunu. Gel şurada daha güzel. Sigara dumanından etkileniyorum. Gel. Oğlum sonra. Vallahi bilerek söylemedim ya. Tam yüzmeyle etki şey verdim. Ama aynen, gönderme iyi oldu. Deniz çocuğuyuz abi biz zaten. Dağlarda ne işimiz var? Demeyin. İşte güzel. Geriye bir taklansa var ya. Oğlum sakat yere oturdun lan. Otur dedin ama aferin. Şuraya otur. Küfür ettiriyorsun beni. Sövmeyin. Sövmeyi azaltıyoruz videolarda. Sen edit yapıyor musun? Direkt çakıyorum geçiyorum. Direkt çakacağım geçeceğim videoyu. Kesinlikle. Kendi düştüğünü koymaz ama bizim şeyleri koyar. Aynen. Başımız belası olma. Ayı mayı olur mu? Kesinlikle. Hacı domuz var.
ayı bizim köylerin dediğine göre buralarda yok. Bu dağların birazcık daha yukarıları var ya. Oralarda. Ya çıkıp geliyor bu yüzden. Yok lan karşılaşmışlar abi de. Ne yapmışlar karşılaşmışlar? Kaçıyor abi uzaktan görüyorlar. Kaçıyorlar. Kadın köylülerimiz. Ya burada insanlar var ya aşağıda çobanlar olanlar. O yüzden çok yaklaşmıyorlarmış. Ama domuz çok. Her yer domuz. Bir iki bardak daha çıkar gibi. Neyse şey yaparız ya evde içeriz. İki bardak. Yıllarda şey var ama tilki var. ATV turunda falan karşılaştık hatırlıyor musun? Tilki. Ahmet Çay. Tilki var. Kurt da vardı. Oğlum kesin. Zaten tilkiler köyü var lan şurada. Şu ağaç ne güzel. Baksana ağaçları. Bak, değişik olmuş. Şunda değişik. Bunlar bir çeşit. İşte bunlar uzamış tepeden kırılmış. Oradan devam. Bilmek bir çeşit lastiği alacaksın. Bunu evde lazım olur mu? Attık. Hayvanlar yesin ya. Atıyorlar. Ney? Şimdi ben de yürüyeceğim ya. Güzel şurası. Baksana boynuza. İçi boynuzu. Aynen. Göster Ahmet kameraya. Oo. Geyin boynuz değiştirişini gördüm geçenlerde YouTube'da. Devasa bir geyik ama hani bu Amerika'da olanlardan. Dev gibi şey var, boynuzu var böyle çatal çatal. Abi ne yaptı biliyor musun? Ağaçların arasına girdi şöyle kafayı salladı. Direkt düştü böyle boynuz. Ama onun bir vakti vardır zaten öyle hani çok, canı acımıyordur. Işte. O videoyu çok zor yakalıyormuşsun hani o değişimi anlı ama yakalamış. Efsane görüntü var. Çok değişik hayvanlar. Çok güzeldi ya sessiz. Mükemmel ya. O zaman da buraya kadar gelebilmiştik. Yani, çıkmıştık. Aynen şurada yapmıştık. Neyle geldiniz? ATV'de mi geldiniz? APO'da ATV var. Evet. Üçümüz geldik akşam döndük yine 8-9'da. Burada ateş yanıyordu değil mi? Evet. Aynen. Ateş yanıyordu biz canlandırdık yine ateşe denk geldik. APO'yla geldik. Adam sucuk almış. Sucuk yaptık mis gibi. Sucuğu hatırlamıyorum değil mi? Sucuk da yaptık. Şey vardı diye hatırlıyorum. O da vardı. Çöpe sucukları da dizmiştik mis gibi. Alem ya kadın. 93 yaşında. 92 yaşında. Yüzü görecek mi acaba? Abi inşallah bakalım. Hedefimiz. Yani biz de görmeyebiliriz yani. Düşün biz daha erken gidebiliriz ondan. İyi yavrum be. Duygusal adam. Bak çiçek gönderiyor. Göndermedim ama çekiyor. Çekiyorsan. Gönder karına. O duyguya sahipsin demektir. Bu bile bizim için yeterli. Ahmet'im ne yapsın? Neyi ne yapsın? Dikkat. Neyi ne yapsın gördüm. Kocaman alanda girip kaska çarpıyordu ha. Gördün lan sen de. Bırak bu işleri Ahmet. Hadi yekten gidelim kararmadı. Tam bir saat var.